Merhabalar değerli izleyiciler. Ekranlarınızda bir kırmızı var. Mesut Özil Fenerbahçe yolunda. Taraflar 3,5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı. Bugün Sabah gazetesinin spor müdürü sevgili Murat Özboslan'la birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ederim. İsterseniz hemen bir A Spor haber merkezine gidelim. Muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul. Mesut Özil transferinin detaylarını senden dinliyoruz Ahmet. Teşekkürler Mustafa Göksu. Gerçekten beni de herhalde bugüne kadarki en heyecanlandıran haberlerden bir tanesidir. Mesut Özil, bir dünya yıldızı, Fenerbahçeli uzun zamandır adı anılıyordu. Artık daha ciddi, yani açıkçası dün akşam son sayfa transfer programında dahi görüşmeler oldu. Taraflar arasında başkan, Emre, Mesut arasında görüşmeler oldu ama bu hala gerçekleşmesi zor bir hayal şeklinde ifadeler kullanmıştım ama öğrendiğimiz kadarıyla, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe ile Mesut Özil konusu artık bir nihayete doğru gidiyor. Mesut Özil'in özellikle Türkiye'de futbol oynamak istemesi, ülkesine dönmek istemesi bu transferde en belirleyici sebep olacak gibi gözüküyor. Prensip anlaşmasına varıldı birçok konuda. 3,5 yıllık sözleşme konusunda özellikle mutabakata varıldı diyebiliriz. Burada bir fikir birliği var diyebiliriz. 10 gün içerisinde bu konuda çok daha somut gelişmeler, en azından resmi kanallardan takip edilebilecek gelişmeler olmasını bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa, son dakika bir değişiklik olmazsa Mesut Özil Ocak ayından itibaren Fenerbahçe'nin formasını giymeye başlayacak gibi gözüküyor. Gerçekten dediğim gibi çok önemli bir transfer. Bir dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye çok yakın, bunu belirtelim. Ve dediğimiz gibi dün de bir paylaşım yapmıştı Mesut. İstanbul, this city, bu şehir diyerek İstanbul'u özlediğini vurgulayan bir paylaşım yapmıştı. Mesut'un Türkiye'de futbol oyna, Türkiye'ye dönme, Türkiye'ye yerleşme düşüncesi bu kararda çok belirleyici olacak. Maddi konularla ilgili de bazı detaylar var. Fakat onları biraz daha teyit ettikten sonra yine izleyicilerimizle paylaşacağım ama 3,5 yıllık sözleşme bonservisiyle birlikte geliyor Mesut Özil ve dediğim gibi artık bir pürüz olmazsa, son dakika bir değişiklik olmazsa bu önümüzdeki 10 gün içinde somut resmi adımlarda göreceğiz. Şimdilik bizim elimizdeki bilgiler bu şekilde. Fenerbahçe Mesut Özil'le ciddi aşama kaydetmiş durumda. Bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yükselmiş durumda. Peki Ahmet Selim Kul çok önemli bir detayı aktardı. Birkaç gün öncesinde konuşmuştuk sevgili Murat Özboslan ve galiba hiçbir zaman bu kadar pozitif bir hava olmamıştı Mesut Özil Fenerbahçe transferinde dedik. Arsenal'deki durum ortada. Oyuncunun talipleri MLS'ten. Yani bir tarafta Birleşik Devletler Ligi var, bir tarafta Süper Lig var ve Fenerbahçe var. Ve 3,5 yıllık sözleşme, artık sözleşmenin süresi söylenmeye başlandıysa masada işler çok ciddiye bindi demektir herhalde. Yani senin de dediğin gibi bir süredir zaten ismi sürekli gündeme gelen bir oyuncu. Tabii hep burada gündeme geliyor ama açıkçası biz de burada şunu söyledik ve yazdık. Yani işin ekonomisi Sayın Başkan da dedi. Yani güzel bir hayal demişti. Tabii burada benim merak ettiğim, tabii 3,5 yıllık bir prensip anlaşması varsa mevcut rakam nasıl bir rakam ve bu rakamla ilgili nasıl bir anlaşma yapıldı? Çünkü Fenerbahçe'nin eğer oradaki gibi konuşulan rakamlar varsa bu rakamları karşılaması bir kere mümkün değil. İşin maddi tarafına böyle bakabiliriz ama bir heyecan olarak, bir Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı açısından da bakarsak şüphesiz ki Fenerbahçe'nin kadrosundaki bütün oyunculardan en daha bir yıldız olan, yani yıldızın yıldızı olan önemli bir oyuncu. Bir asist makinesi, kariyeri başarılarla dolu, büyük takımlarla dolu ama ne olduysa şu son 1,5-2 yıldır özellikle işte Almanya milli takımıyla başlayan süreç, orada oyuncunun dışlanması ve dışlandığı gibi de Almanya'da linç edilmesi, arkasından İngiltere'de yaşanılan süreç, yani bir şey gibi arka arkaya geldi bunlar, planlı programlı gibi bu işler ve yanılmıyorsam geçen gün hesaplamıştık 300 gündü, şimdi de 305 gündür top oynamıyor, en son Mart'ta oynamış. Mart'tan beri bir sahada futbol oyunu yok. Tabii ki şu an bireysel olarak idmanlarına bir süredir, uzun zamandır devam eden bir futbolcu, bir yıldız. Ben kariyerini dışarıda, yani İngiltere'de ya da işte Juventus, İtalya için de haberler çıkmıştı. Sürdüreceğini tahmin ediyordum. Ama bu önemli bir gelişme, önemli bir haber. Bugün de bunun birçok yorumu beraberinde gelecektir. Yani eğer Fenerbahçe bu transferi 3,5 yıllık prensip anlaşmasına varıp el sıkıştılarsa çok büyük, yılın hatta son zamanların en büyük transferini yapmış olur. Bu lige de ayrı bir heyecan getirir futbol severlere de. Sadece Fenerbahçelisi değil, diğer futbol severler de Mesut'u izlemek isterler. Ve Mesut'un da kendini gösterme açısından, yani gösterme derken öyle bir şeye ihtiyacı yok da, sonuçta yaşadıklarından sonra yeniden bir başlangıç, bir tedavi, yani hem psikolojik olarak hem mental olarak, saha olarak, teknik olarak Fenerbahçe'de bunları başarabilir. Çünkü iyi bir kadro, iyi bir takım, büyük bir camia, onu tedavi eder Fenerbahçe. Dediğim gibi ekonomik koşulları uyuyorsa, bununla ilgili Fenerbahçe ne bileyim yani işte X kişi ben de yarısını veririm ya da Arsenal'le yapılan görüşmelerde illaki oraya da bir görüşme yapılıyor. İşte şu kadar rakam var, biz de bunu verelim, siz de şunu verin, biz de oyuncu da zaten bağlarımı koparmak istiyoruz. Böyle bir durum ortaya çıktıysa büyük bir transfer, büyük bir heyecan olur. Ben de heyecanlandım şu anda, ne diyeyim yani. Çılgın bir transfer, bir kere evet, onu söyleyelim. Mesut Özil dünya çapında bir oyuncu. Evet. Dünya üzerinde futbolu seven herkesin tanıdığı, iyi bildiği bir oyuncu. Arsenal'i sırtında taşıdı. Çok önemli maçları vardı. Arsenal'e tek başına galibiyeti getirdi. Real Madrid'e geldiğinde asist kralıydı. Evet. Yani Real Madrid'den ayrılma süreci çok enteresandı. Belki Mesut'un da ufak tefek hataları olmuş olabilir ama Real Madrid'de Mesut'tan sonra bir boşluğa düştü. Orada Mesut-Ronaldo uyumu muazzam seviyedeydi. Sonrasında Arsenal, yani Arteta'ya kadar ve belki... Juventus'a zaten istemesinin nedeni de Ronaldo değil mi yani? Evet. Bakıldığı zaman oradaki uyumdan dolayı bu transferin gündeme gelmesi. Ve ardından Arsenal'e geldi. Şimdi Fenerbahçe ligimizdeki en büyük futbolcu olacak herhalde. Yani bakıldığı zaman kariyer olarak belki tabii ki şu an hemen hafızamızı canlandırıp illaki çok önemli oyuncular geldi Türkiye'ye. Türkiye Ligi'ne, Süper Lig'e, ama onlardan biri olacak. Yani 4-5 tanesi, bir tanesi olacak. Bu gerçekten herkese heyecanlandıracak. Belki de şu an A Spor şeyiyle sosyal medyanın bir numarasına oturacak. Ki dün akşam da çok büyük bir heyecan vardı. Altına binlerce yorum yapıldı. Yani inanılmaz yorumlar yapıldı. O fotoğraf var mı? Ekranlara getirebiliyor muyuz? Paylaştığı fotoğraf var bir tane Boğaz'dan. Evet. Çok heyecan yarattı. Bugün bu heyecan daha da tavan yapacak. Fenerbahçe kulübünden de bir açıklama bekleyelim. O fotoğrafta şu anda ekranlarınızda, evet, Mesut'un paylaştığı. Yani ben geldim, bakıyorum Boğaz'a, hazırım gibisinden bir fotoğraf. Belki de o görüşmenin şeyi, anlarından bir kareydi yani. Öyle de. Ve yorum yapan da Sokratis, biliyorsunuz, bir diğer transfer. Evet. Kaça çıkmış yorum sayısı merak ettim. Yani altında en son 35-40 binlerdeydi ama. Mustafa, bir bakalım mı? Yani çok heyecan yarattı Fenerbahçe taraftarında. Şimdi bu heyecan iki katına çıkar. Daha da bir heyecan yaratır. Fenerbahçe'ye bambaşka bir hava getirir açıkçası yani. Keşke şu pandemi olmasaydı, değil mi? Taraftar tabii izleseydi, değil mi? Yani inşallah bu aşılarla o sorunda şöyle Mart gibi geçen gün Nihat Bey hep söylüyor zaten, yani seyirciyle oynatmak istiyoruz ama imkanlar el vermiyor diye. Mart'ın sonunu şu anda da işaret etti. Şu aşı olayından sonra belki şu anda da rakamlar da çok azaldı alınan önlemlerle. İnşallah biraz daha dikkatli olursak belki Mart'ın sonunda, Nisan'ın başında, Nisan'ın ortasında şöyle bir %10, bir %15'lik bir taraftar, %20'lik bir taraftar kitlesi Mesut'u izleyebilir canlı canlı. 893 bin like var fotoğrafta, 57 bin yorum. Of yani. Ben 35 binde bırakmıştım gece. Muazzam, evet, gerçekten muazzam. Yani bu yorumlara da, bu şeylere de herhalde işte insanı etkiler yani, etkilemez mi? Kayıtsız kalmazsınız. Yani kayıtsız yani kalamazsınız çünkü yani yaşadıklarınız var. Gerçekten oyuncunun yaşadıkları, bir Sayın Cumhurbaşkanı'yla çektirdiği fotoğrafın ardından gelen saçma sapan yapılan işte özellikle Alman basınının yaptığı haberler, olayı başka bir boyuta taşımaları, başka algı yaratmaları, Avrupa'da oyuncuyu resmen böyle yok etmek için her şeyi yaptılar. Ve bu oyuncu, yani bu tarafı bilinen bir şey ama yine söylemek, yani inanılmaz bir yardımsever, çok naif bir insan. Yani biz zamanında menajeriyle de konuşmak istedik, röportaj da yapmak istemedik, konuşmak istemiyor dedi. Yani bir açık bir gelişmeleri takip etmek istiyordu. Yani şey yapmadı yani hiç. Bazı oyuncular vardır, ortalığı yangın yerine çevirir. Yani bakıldığında bir şey duydunuz mu ağzından? Yani hiç. Hiçbir şey duymadınız. Sadece alınan kararlara saygı duydu. Bazen üstü kapalı mesajlar verdi. Bekleme kararı aldı. Şimdi ülkesinde, vatanında sadece Fenerbahçe'si, bütün insanların, futbol severlerin sevgi göstereceği bir insan olacak. Yani sonuçta Almanya milli takım formasını giyse de bizim vatandaşımız, bizim oyuncumuz diyebiliriz. Genleri bizden olan dünyanın gördüğü en büyük 1-2 futbolcudan biri Mesut Özil. Bir kere bu gerçek. Arsenal de arkasında durmadı. Tabii. Hiç durmadı. Tabii. Yani, Çin sermayesine evet yani öyle tamam, oyuncunun performansıyla ilgili olabilir ya, bir kötü olabilir ama siz hiç bir dakika bile oynatmadınız adamı ya. Evet. Yani direkt sildiniz adamı. Yok var saydınız. Yok saydınız. Ha, şu da bir gerçek. MLS'te DC United'ın ve Beckham'ın sahibi olduğu kulübün ciddi teklifleri vardı masada. Bunlar biliniyordu. Birleşik Devletler basınında sıkça yer aldı ve oradaki teklifler de çok kapsamlıydı. Yine belki Arsenal'de kazandığı rakamın üstünde rakamlar konuşuluyordu. A Spor haklarından tut.